thank you Merhabalar ben Saran Sesçi Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Behringer Monopoly synthesizer tanıtacağım. Üstteki tuşlara bakarak asla korkmanıza gerek yok çünkü her synthesizer'ın üstünde bulabileceğiniz ayarlar mevcut üzerinde. Çok basit zaten anlatacağım hepsini teker teker size. İstiyorsanız başlayalım. Bu synthesizer'ın diğer synthesizer'lardan en büyük farkı bu sinti hem poli yani kaç tane sesi basarak hem de mono yani tek sesi basarak kullanabilmeniz. Mono modunu açtığınızda iki tuş aynı anda bastığınızda tek ses alacaksınızdır. Polide ise burada gördüğünüz dört osilatörün ayarlarıyla beraber elinize bastığınız anda bu dört osilatör çalışacak ve burada ayarladığımız sesleri çalacaktır. Synthesizer'ımızda bir filtre mevcut. Bu analog bir filtre. Yani diğer synthesizer'lardan bir farkı da bu. Diğer çoğu synthesizer'da özellikle bu fiyattaki synthesizer'ların filtresi dijital filtre olarak karşımıza geliyor. Fakat bu üründe filtre analog olarak karşımızda. Bu nasıl bir özellik sunabilir? Filtre çok daha doğal duyulacaktır ve bu doğal duyulması aslında analog sintesizler için çok önemli. Çünkü aldığınız ses doğal fakat filtreye geçtiği zaman kulağınıza gelen ses, filtreli ses dijital bir ses gibi duyulabiliyor. Çok güzel bir özellik. Artı olarak cihazın üzerinde bir arpejator mevcut. Bu arpejator'da isterseniz tek oktav, isterseniz iki oktav olarak kullanabiliyorsunuz. Burada pitch bend ayarlaması için bir isterseniz VCO 1'den veya VCF'den ayarlama sağlayabiliyorsunuz. Aynısı burada modülasyon tekeri için de geçerli. Biraz da size cihazın üstündeki osilatörlerden bahsedeceğim. Cihazda 4 tane osilatör mevcut. Bu osilatörlerin her birinde 4 adet dalga formu var. Bunlar üçgen yani triangle, sawtooth yani testere dişi olarak ve pulse width yani dalga formu olarak mevcut. Bir de bir tane daha pulse width var. O da aynı şekilde dalga formu. 4 tane oktav mevcut her birinde. Bu oktavları 2'den 16'ya kadar ayarlayabiliyorsun. Ve burada gördüğünüz üzere her osilatörün sesini ayrı ayrı. Burada da gördüğünüz üzere her osilatörün akortunu ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğumuz üzere 2 tane filtre mevcut. Mevcut. Bu filtrelerden bastığınız sesin ne zaman başlayacağını, ne kadar uzayacağını ve bıraktığınızdan sonra ne kadar devam edeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Cihazda bir USB girişi mevcut. İsterseniz bilgisayarınıza bağlayarak MIDI sinyali gönderebilirsiniz veya bilgisayarınızdan göndermek istemiyorsanız burada cihazın üstüne bulunan MIDI out ve inlerden de kullanabilirsiniz. Onun dışında ayrı bir arpeggiator bağlamak istiyorsanız burada bir arpeggiator sync girişi mevcut. Bu sync girişiyle diğer cihazlarınızla çaldığınız zaman aynı tempoyu elde edebiliyorsunuz. Onun dışında bir tane trigger in ve trigger out mevcut. Cihazda bir USB mevcut. İsterseniz cihazı bilgisayarınıza bağlayıp oradan MIDI sinyali göndererek ses alabiliyorsunuz. İsterseniz de buradaki MIDI giriş ve çıkışlardan ses kartınıza veya MIDI girişi çıkışı olan herhangi bir cihaza bağlayarak kullanabilirsiniz. Evet Behringer Monopoly böyle bir synthesizer. Şu an çok kaba bir şekilde anlattım size en basit özelliklerini anlattım. Gayet kullanabileceğiniz en basit ayarlarıyla hiç synthesizer kullanmayı bilmeyen biri olarak bile bu videoyu izleyerek bu synthesizerı aslında çok derin bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında daha öğrenmek istediğiniz veya aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan biz cevaplıyor olacağız. Benden bu kadar. Teşekkür ediyorum.